İyi geceler sevgili seyirciler. TV5 ekranlarında Mirasımız Sahur Vakti programımızla tekrar karşınızdayız. Bugün Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü Sayın Tevfik Yazıcılar bizlerle beraber olacak. Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine yaptıkları çalışmalardan bahsedeceğiz. Hali hazırda şu anda Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da neler oluyor? Bunlarla alakalı detaylı bilgi alacağız. Tevfik Bey şu anda çünkü taze yeni geldi Kudüs'ten, yeni izlenimlerini alacağız kendisinden. Öncesinde hemen ben Mirasımız Derneği'nin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu projelere nasıl destek verebiliriz? Bununla alakalı hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Mirasımız.org.tr adresine giriyoruz. Online bağış bölümünden dilediğimiz projeye, dilediğimiz şekilde bağışlarımızı yapabiliyoruz. Yine mirasımız.org.tr adresinde bulunan banka hesap numaralarına havale veya EFT yöntemiyle bağışlarımızı ulaştırabiliyoruz. Fidyelerimizi, zekatlarımızı ve bağışlarımızı ulaştırabiliyoruz. Şu anda Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son 10 günü içerisindeyiz. Hatta son 5 günü içerisindeyiz. Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın bahçesinde itikaftalar. Mescid-i Aksa'nın her yeri şu anda cıvıl cıvıl. Mervan Mescidi, Kıble Mescidi, Kadim Mescidi, her yerde şu anda Müslümanlar, emin olun on binlerce insan şu anda Mescid-i Aksa'nın bahçesinde itikafta ve sizlerin gönderdiği bağışlar ve fitreler, fidyeler, zekatlarla inşallah oruçlarını açıyorlar, iftarlarını yapıyorlar, sahurlarını yapıyorlar. İnşallah siz 5772'ye bir SMS atarak 5 TL değerinde bir sahur bağışı göndererek şu anda birazdan Mescid-i Aksa'nın bahçesinde sahur ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanlara destekte bulunabilirsiniz diyoruz. Detaylı bilgi için 212-524-0101 numaralı hattımızı arıyoruz. 212-524-0101 numaralı hattı arayarak detaylı bilgi alabiliriz. Konuğumuza geçmeden önce Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili çok güzel bir belgeselimiz, çok güzel bir tanıtımımız var. Onu gösterim almak istiyoruz ve ardından inşallah sizlerle beraber olacağız. Üç haremden üçüncüsü. Peygamberlerin ayak bastığı, onları bağrına basan mukaddes şehir. İslam'ın ilk kıblesi, Miraç'ın ilk menzili, sahibi Burak'ın ziyaretgahı. Kulunu kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. Sadece kendisi değil, çevresinin de mübarek kılındığı ayet-i kerime ile sabit olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Aksa'da kılınan namaza 50 bin kat sevap verilir diye müjdelediği mescidin vatanı. Kudüs, Kudüs, Kudüs. Yavuz Sultan Selim Han'la 400 yıl sürecek huzur asırları tekrar başlamıştı Kudüs'te. Onunla bir kere daha Kudüs emniyet beldesiydi. Sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar, hatta Yahudiler için. Kanuni ile şehir baştan başa yenilendi, surlarla tahkim edildi, Salahaddin Eyyubi'nin ruhu şad oldu. Çünkü Kudüs, mukaddes bir mirastı. Kudüs duvarları emniyet iklimini korumaya, Kudüs halkı huzur pınarından kana kana içmeye devam etti. Ve sonra 400 yıl parlayan huzur güneşi, kin bulutlarıyla görünmez oldu. Sultan II. Abdülhamit Han'ın en cazip tekliflere kapılarını kapatması ve Siyonizmin kurucusu Theodor Herz'e verdiği tokat gibi cevap Kudüs için bir ümitti. Yıllar sonra dünya barışının son aslanı etrafını saran sırtlanların tasallutundan kurtulamadı ve 400 yıldan fazla parlayan Osmanlı güneşi söndü. Kendilerinden başkalarını köle gören, Filistin'de sinsice arsa alarak akın akın bölgeye yerleşen Yahudiler İngilizlere minnettardı. Theodor Herz'in amacı gerçekleşmiş, nekbe,
yani musibet ve felaket yılı 1948'de İsrail Devleti kurulmuştu. İngilizler artık çekilebilirdi. Toplu katliamlar, toplu mezarlar, yıkılan haneler, sürgünler. Osmanlı tapularıyla tescil edilen mülkler acımasızca gasp ediliyordu. Önce Kudüs'ün yarısını işgal ettiler. 67 Savaşı'ndan sonra İsrail tankları Kudüs'e girdi. Mescid-i Aksa'da bebek katili, insaf katili, barış katili bir devletçinin bayrağı haince sırıtıyordu. İsrail, halkını yok saydığı Filistin'de bir medeniyetin mirasını yok etmek için planlarını bir bir uygulamaya başladı. Anneleri ağlatmada sınır tanımayan Siyonistler, bölgenin sınırlarını genişletme bahanesiyle Megaribe Mahallesi'ni yok ettiler. Daha sonra Megaribe'nin sırtını dayadığı Burak Duvarı'nı Kudüs'ten çaldılar. Tıpkı gözyaşını mazlumlardan çaldıkları gibi. Yıl 1968. Radikal Siyonistlerden bir kişi Mescid-i Aksa'yı ateşe verdi ve Aksa'nın üçte biri kül oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'ü korumak için yaptırdığı kaleyi önce polis merkezi, ardından Davut Müzesi yaptılar. Tevrat'ı tahrip edenlerin torunları şimdi İslam'ın mukaddes saydığı binaları tahrip ediyordu. Siyonist devlet evleri yakıp sakinlerini yerinden yurdundan etmeye başlamıştı. Kudüs aşama aşama Yahudileşiyordu. Katliamlarla yürekleri delik deşik edenler mübarek mescidin altında tüneller açmaya başladı. Zemindeki kazılar Aksa'nın yıkımına zemin hazırlamaktan başka bir şey değildi. Avludaki çöküntüler ve devrilen ağaçlar bu kirli planın gün yüzüne çıkan nişanlarıydı. Filistin'de insanlar ölüyor. Bir avuç Kudüslü taşlarla baş kaldırıyor, İsrail silahlarla can alıyor. O canların bıraktığı yerlere Yahudiler yerleşiyor. Kudüs aşama aşama yıkılıyor, parça parça yakılıyor. Megaribe kapısını, Megaribe yolunu kaldırıp yerine sinagog diktiler. Hayali tapınaklarına ek, sözde 8 binayı şimdiden inşa etmeye başladılar. Doğuda ve batıda 9 yerde park ve ayin mekanları, sahte Yahudi mezarları, Mescid-i Aksa'yı bölmek için baskınlar, sahte ayinler yapıyorlar. İsrail eski meclis başkanı Abraham Borg'un sözleri, Siyonist işgalcinin niyetini bir kere daha ortaya koydu. Bir ateş gökten inip Mescid-i Aksa'yı yakacak ve İsrail tapınak inşa etmek için bir bakan tayin edecek. Mescid-i Aksa'nın iç sahalarının kamu alanları olduğunu açıkladılar. 2012 yılından bu yana 200 bin turisti bu iddiayı desteklemek için Aksa'nın haremine soktular. İşgal devleti Kudüs'te restorasyon çalışmalarında sorun çıkarmaya devam ediyor. Ve İsrail parlamentosu Allah'ın emriyle Müslümanlara ait olan mukaddes Mescid-i Aksa'yı Yahudiler ve Müslümanlar arasında taksim etmek için kanun çıkarmaya çalışıyor. İsrail Kudüs'ü sadece insanlarla değil, binalarla da Yahudileştirmeye devam ediyor. Bir nur kandili gibi parıldayan Mescid-i Aksa'nın etrafı turistik binalarla kuşatılırken Yahudi tapınakları boy göstermeye başladı. Kanuni'nin mescit yaparak işaretlediği Davut Aleyhisselam'ın makamı şimdi tapınak ve müze. 40 yaş ve altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmeleri yasak. Bu da oyunun bir parçası. Ve Kudüs'te esnaf kan ağlıyor. İsrail devleti yüksek vergilerle önce çaresiz bırakıyor, sonra kapılarına kilit vuruyor. Vergiyi ödemek yetmiyor. Mutlaka bir bahaneyle dükkanı başına yıkılıyor. Kudüs'te sokakların isimleri değişiyor. Camilere el koymakla kalmıyorlar, lokantaya, çarşıya, meyhaneye çeviriyor, hatta ahır olarak kullanıyorlar. Kudüs evlerinin duvarlarında oluşan çatlaklar ve zeminlerindeki çöküntüler yüzünden evler boşaltılıyor. İsrail restorasyona da izin vermiyor. Evleri yıkmak, sakinlerini kovmak için akıl almaz bahaneler uyduruyorlar. Onlardan biri de vergilerin ödenmemesi. Belge yok etmede mahir olan İsrail, yok saydığı o halkın kimliklerini aldı, yerine uyduruk bir ikamet belgesi verdi. Kudüslü kadim aileler en ufak bir sorunda sınır dışı ediliyor. Peki ne yapacağız?
Yirasım'ın Savur Vakti programımızda tekrar karşınızdayız. Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü Tevfik Yazıcılar yanımızda. Hoş geldiniz abi, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Şimdi olsun, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, sağ olun. Ramazan'ın son günlerindeyiz artık. Evet, kutlu ayları, kutlu ayımızı yolcu etmek üzereyiz. Sayılı tamam. Günlerimiz kaldı. İnşallah Kadir Gecemiz'de bu kalan günler arasında onu da kutladıktan sonra bir güzel yolcu edeceğiz. İnşallah. 11 ay boyunca yolunu bekleyeceğiz. Güzel güzel geçti yani 25 gün serin ve güzel geçti. İnşallah bundan sonrası da aynı şekilde ve bereketli geçer. Evet, Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü Yüce abi, neler yapıyoruz Uluslararası Genç Aktivistler Derneği olarak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Uluslararası Genç Aktivistler Derneğimiz iyiliğe öncü, kötülüğe engel sloganıyla yol açmış bir derneğiz. Henüz daha yeni yapılanma aşamasındayız. Adımlarımızı attık, yürüyoruz inşallah. Uluslararası Genç Aktivistler Derneği ne yapar dediğimizde mazlum coğrafyada yaşayan halklara her türlü yardım elini uzatır. Birikimli, donanımlı gençlerle, yani bir yerde bir olay olduğunda, bir yerde bir yaşanmışlık vuku bulduğunda bana ne demeyen, oraya mutlaka el uzatılması gereken diyen gençlerin bir araya geldiği bir derneğiz. Hep beraber projeleri imza atmak istiyoruz. Bunun bir ucunda Kudüs var, bir ucunda Yemen var, bir ucunda İngiltere var, bir ucunda Rusya var. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, neresinde yardıma ihtiyacı olan insanlar varsa bizler oralara el atmak için yola çıktık. Elhamdülillah. Yani genç aktivistler kelimesini herhalde tam anlamıyla karşılayacak faaliyetler yapacağız. Gerçekten de ismimizi düşünürken buna çok vurgu yaptık. Genciz, önemli bir konu ama diğer yandan da aktivist olmak da gerekiyor. Biliyorsunuz sanal ortamın çok yayıldığı, insanların birbirine iletişime çok hızlı geçebildiği bir dönemdeyiz. Yani bugün Çin'in yaptığı zulmü, Uygurlu kardeşlerimize olan bir şeyi en ufacık bir ayrıntısına kadar öğrenebiliyoruz. Bu noktada bizlere durmak, oturmak, evimizde Ramazan akşamında bir şeyler yiyip aman ya tüh tüh vah vah demek yerine bir şeyler yapalım, yürüyelim, hareket edelim, onlara elimizi uzatalım diyebileceğimiz aktivistlere de ihtiyacımız var. Biz bu yüzden dedik ki biz genç aktivistleriz. Hani işin başında genç dememizdeki sebep illa yaşı genç değil. Gerçekten gönlü genç, fikri genç, hareket edebilen, bir şeylere el atabilen insanların bir araya geleceği bir yer olsun. Tabii bizim gençliğe ihtiyacımız var. Aktif ve sosyal bir gençliğe ihtiyacımız var. Yani sizin deyiminizle aktivist bir gençliğe ihtiyacımız var. Ama Uluslararası Genç Aktivistler Derneği ismi böyle çok beklenti getirecek bir isim. Hı hı. Bu isimle yola çıkarken belli çekingeleriniz oldu mu? İnşallah. Bu çekinceler mutlaka olacaktır. Kafalarda ulaşabilecektir. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz imanlı gençleriz. İman olduğu her yerde imkanlarında var olabileceğini biz de biliyoruz. O yüzden dolayı dünyanın her köşesinde bir araya gelebilecek, bir şeyler dert edinebilecek. Bugün düşünün, İngiltere'de oturmuş bir şeyler yapalım diyen insanlar Kudüs'ü düşünebiliyor. Veyahut da Arakan'da oturmuş o zulmün altındaki insanlar bile Doğu Türkistan'daki zulme karşı tepki göstermek isteyebiliyor. Bunların hepsini bir araya getireceğiz. Aktivist nasıl olunur? Gerçekten de bugün baktığımızda sanal ortamda olsun, gerçek hayatta olsun hep bize öğreten Avrupa'nın aktivistliği var. Biz bunun karşısındayız. Aktivist demek kırıp döken, yakan yıkan, ortalığı birbirine katan gençler değil. Aktivist diyen dediğimiz zaman gerçekten iyiliğe öncü olabilecek, kötülüğe de engel olabilecek aktiviteler yapabilmekten geliyor. Bizim şiarımız bu. Emri bil maruf nehyani münkerin bir ucundan da biz tutmak istiyoruz diyorsunuz. Dediğiniz gibi artık aktivist kelimesi biraz korkulan bir kelime haline gelmiş. Hı hı. Aynı örgüt kelimesi gibi. Aslında örgüt bir oluşum, bir teşkilat demekse ama bugün günümüzde örgüt kelimesinden korkulur hale gelinmiş. Aynı şekilde aktivist kelimesi de maalesef deformasyonun çok hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu da bunun gerektirdiği. Ancak inşallah dediğimiz gibi yaptığımız çalışmalarla biz bunu ortaya koyacağız ve insanlara gerçekten bir gencin nasıl aktivist olabileceğini yaşatacağız. Bunların en başında bizlere de birçok masamız var.
diyoruz ki Kudüs'le ilgili bir masa kuralım. Evet. Bir arkadaşlarımız Kudüs'le ilgilensin. Doğu Türkistan'la ilgili. Bunun yanında yeşil alanlarla ilgili bir masa kuralım. Yani hakikaten Türkiye'mizde bizim en büyük eksiğimiz yeşil alanlarımızın çoğalmaması. Hatta katledilmesi. Bununla da ilgilenecek insanlarımız olsun. Ve bu masalarla belki de gençlerimizi bu işin içine dahil ederek yönetişim dediğimiz bu kavramı çalıştırmış olacağız. Yani gençler kendi kendine de bir şeyler yapmış olacaklar sizin yönlendirmenizle. Kesinlikle. Yani bugün günümüzde baktığımızda gençlerin çok nasıl desem affedersin ama başıboş bir şekilde maalesef kimsenin ilgilenmediği geri atılmış. Düşünsenize ülkemizde son 10 yılda kaç tane Milli Eğitim Bakanı değişti. Eğitimi bile biz daha düzgün hale getirememişiz. O yüzden bugün bu şekilde faaliyet yapan derneklere, bu şekilde faaliyeti olan vakıflara çok ihtiyacımız var. Sadece biz değil. Bunu birçok vakıf, birçok dernek yapmalı ki hakikaten düzgün bir topluma, hak eden bir topluma ulaşalım. İnşallah. Yani sadece Milli Eğitim Bakanı değil, Milli Eğitim'in kökten sistemi defalarca değişti. Maalesef. Bu tabii bunun yansımaları gençlerimizde de muhakkak tezahürünü gösterecektir. Uluslararası Genç Aktivistler Derneği genelde ne yapar, ne gibi çalışmaları vardır abi? Şu anda henüz yapılanma aşamasında. Dediğim gibi birçok lobi faaliyetlerine başlamış durumda. Ülkelerdeki eksiklikleri veyahut da insanların mazlum coğrafyalardaki halkın beklentilerini karşılayacak çözüm önerileri ve buna bağlı olarak da eylemler gerçekleştirecek. Bunun en basiti bugün burada olma sebebimiz de Kudüs. Evet. Kudüs konusunda biz neler yapacağız, neler yapmak istiyoruz? Gerçekten de birçok sorunun olduğu, birçok sorunu barındıran, bunun yanında da içerisinde güzelliklerin yeşerdiği bir coğrafya. Bizim Kudüs masamız bu konuda ne yapar mesela? Öncelikle gençlerimize ve halkımıza Kudüs'ü daha çok tanıtmaya, daha çok orada neler olduğunu, neler yaşandığını anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için seminerler düzenliyoruz. Bunun için konferanslar düzenliyoruz. Çalışma ekipler oluşturuyoruz. Yani Kudüs'ün tarihçesini, Kudüs'te bugüne kadar ne gelip ne geçtiğini, insanların neler yaşadığını gençlere birebir anlatmak istiyoruz. Bunun dışında tabii ki oraya ziyaretler düzenliyoruz. Neden? Oraya gidip görmeli ki insan orada neler yaşandığını anlayabilsin. Bizler yaklaşık olarak bir ay kadar öncesinde oraya kendimiz de gittik, gördük. Evet. Gerçekten hani anlatılmaz yaşanır der ya, gerçekten anlatılmaz yaşanır. O yüzden dolayı insanlar oraya gitmeye teşvik ediyoruz. Bazıları kızıyorlar, ya diyorlar İsrail toprağı, İsrail mührüyle niye gidiyorsun oraya? Bizim oraya mutlaka gitmemiz gerekiyor. Evet, İsrail oraya sana mühür basıyor, İsrail gönderiyor ama biz oraya Filistin'e gidiyoruz, biz oraya Kudüs'e gidiyoruz, biz oraya Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz. Belki biraz sloganik olacak abi ama yani gidemediğiniz yer sizin değildir diye bir söz var ya. Hı hı. Gerçekten onu oraya gittiğimiz zaman hissediyoruz herhalde, değil mi abi? Kesinlikle. Öncelikle tabii Kudüs üzerinde durduğumuz zaman şunu hem başta dile getirmek lazım. Bizim için gerçekten mukaddes topraklar. Üç mescidin üçüncüsü. Şimdi baktığımız zaman üç mescid neresi? Mekke, Medine, Kudüs. Hı. Hani bir babanın üç tane evladı olsa, iki tanesi dizinin dibinde, bir tanesi üniversiteyi okumak için bile olsa, dışarıda olsa, kalbi daha çok onunla atar. Mekke, Medine şu anda hamdolsun İslam topraklarında. Elhamdülillah. Evet, bunlar bizim yanımızda. Ama Kudüs işgal altında. Tek kelimeyle işgal altında. Şimdi bizim kalbimiz daha fazla orayla atıyor. Tabii Kudüs dediğimizde öyle bir coğrafya, öyle bir yer ki Peygamberimizin miraca yükseldiği yer. Bunu biraz daha irdelemek gerekirse Peygamberimizin orada tüm peygamberlerle namaz kıldığı yer. Her karışında, her santiminde bir peygamberin alın izinin, secde izinin olduğu bir yer. Tabii ki bizim kalbimiz orayla daha fazla atıyor. Oraya daha fazla ilgilenmek istiyoruz. Oradaki insanların çektikleri ızdıraplara biraz daha merhem olmak istiyoruz. Aynı zamanda bakıyoruz Kudüs'ün her karışında kan var. Gerçekten de İslam tarihinde her zaman insanlar Kudüs'ü kurtarmak için, Kudüs'ü fethetmek için, Kudüs'lünün yanında olmak için
mutlaka orada şehit olmuş, kan dökmüş. Bugün de aynı şekilde Filistinli kardeşlerimiz orada ribat görevi yapan, bizim yerimize orada nöbet tutan kardeşlerimiz orada hala kan döküyorlar. Ve Kudüs'ün her karışında bir Müslümanın, bir velinin, bir evliya Allah'ın kanı var. Bizim için gerçekten bir başka önem arz ediyor. Bir diğer taraftan bakarsam, Kudüs dediğimiz yer bizim için öyle basit bir yer değil. İlk kıblemiz. Dönüp baktığımızda, evet, ilk kıblemiz bugün esir edilmiş durumda. Bizim mutlaka burayı için bir şeyler yapmamız gerekiyor diyoruz ve orayla ilgilenmeye devam ediyoruz. Tabii biz burada zaman zaman bu konuya değiniyoruz ve değindiğimiz zaman ben her zaman şunu söylüyorum. Her nimetin teşekkürü kendi cinsindendir. Dolayısıyla herkes ne yapabiliyorsa, herkes kendi alanı neyse onunla alakalı Kudüs ve Mescid-i Aksa için bir şeyler yapmalı diyoruz. Siz de Genç Aktivistler Derneği olduğunuz için birçok gence ulaşacağız inşallah. Herhalde her biri, belki de bunların birçoğu muhtemelen üniversite öğrencileri olacak. Çünkü aktivist kelimesini bilmiyorum yani. Ben orayla bağdaştırıyorum daha çok. Belki çalışan gençlik çalışmalarınız da olacak ama. Her yaşta. Her yaşta, her alanda yani dediğiniz yani gerçi. Yani yaşı 80 dahi olsa kalbi genç atmaya adam devam ediyorsa o bizim için genç. Beraber yapacağız. Özellikle. Şimdi Kudüs konusuna ben devam etmek istersem. Buyurun. Şimdi bizim için Kudüs neden bu kadar önemli? Niye genç aktivistler de Kudüs'le ilgileniyor? Birçok farklı konular var. Onlarla ilgilenmek yerine bir masayı niye buraya ayırdınız? Şimdi bizim elimizde çok güzel örnekler var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ü fethettiği zaman orada ilk ezanı okumak için yine o fetihte orada bulunan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a ezan okumasını söylüyor. Biliyorsunuz Bilal-i Habeşi radıyallahu anh peygamberimizin vefatından sonra hiç ezan okumamış. İlk defa orada ezan okuyor ve sahabe bunu görünce gözyaşlarını zaten tutamıyor. Ki Bilal-i Habeşi de ezanı hıçkırıklar içerisinde tamamlıyor. Soruyorlar ona, ya diyorlar sen neden okudun, yani okumuyordun. Verdiği cevap çok güzel. Biliyorum ki Peygamberimiz Kudüs'ün fethedilmesini çok arzu ediyordu. Bugün onun en mutlu olduğu gün ve ben onun mutlu olduğu günde bu ezanı okudum. Gerçekten de bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. O gün nasıl Kudüs esirdi, Hazreti Ömer ve bütün sahabeler orayı kurtarmak, fethetmek için yola çıktılar. Bugün de yine Kudüs esir. Eğer Hazreti Bilal gibi bizler de oraya ulaşabilir ve orada rahatlıkla özgür bir Kudüs'te ezanı dinleyebilirsek ne mutlu bize. Amacımız bu. Orada yeniden özgür bir Filistin'de, özgür bir Kudüs'te, özgür bir Mescid-i Aksa'da okunan ezanı dinlemek ve orada Rabbimize şükretmek. Ve bunları yapmak için genç aktivistler olarak birçok proje yapacağız muhtemelen. Hı hı. İnşallah onlardan da bahsedeceğiz ama yakın zamanda Kudüs'e gidip geldiniz. Daha üzerinden bir ay geçmedi bile bildiğim hı hı. kadarıyla. Orada en çok dikkatinizi çeken şey neydi desem? Şimdi neresinden başlasam ki o kadar çok. Cidden havaalanına indiğiniz anda background'ınıza attığınız şeyler başlıyor. Şimdi havaalanına iniyorsunuz. Karşınızda İsrail askeri, karşınızda İsrail polisi ve size zulmeden insanlar. Sebep, niye buraya geldiniz? Aramadan geçiyorsun, olmadı bir daha, olmadı bir daha, tekrar geç, orada bekle, biraz daha yürü, başka yerde bekle. Oradan geçebildin, ha ben seni sorgulayacağım biraz, geçiyor odaya. 12 saat boyunca sorgulanan arkadaşlarımız var. Hatta geçtiğimiz haftalarda basına da yansıdı. Gidip giremeyen insanlar var. Neden yapıyor bunu İsrail? Geriye döndüğümüzde şunu gördük. İsrail diyor ki, buraya gelme. Eğer biz gelmezsek, oraya biz gitmezsek, onlar oranın tapusunu kendilerinmiş gibi hissedecekler. Sırf bunun için başlayan şeyler. Burada kalalım isterseniz abi. Yani en çok dikkatinizi çeken şeyler dedik. Havaalanından dışarıya reklamdan sonra çıkalım inşallah. Kısa bir aramız olacak. Aranın ardından tekrar buradayız inşallah.
Evet sevgili seyirciler, Mirasımız Sahur Vakti programımızda tekrar karşınızdayız. Konuğumuzla sohbetimize devam etmeden önce hemen Mirasımız Derneği'nin Kudüs Mescidi Aksa'da yaptığı çalışmalara nasıl destek olabiliriz onları hatırlıyoruz. Mirasımız.org.tr adresine giriyoruz. Online bağış bölümünden dilediğiniz projeye desteklerinizi ulaştırabiliyorsunuz. Aynı şekilde mirasımız.org.tr adresinde bulunan hesap numaralarına havale veya EFT yöntemiyle bağışlarımızı ulaştırabiliyoruz. Detaylı bilgi almak için gerek projelerle alakalı gerek bağış ile ilgili detaylı bilgi almak için 212-524-0101 nolu telefonu arayabiliyoruz. Ve şu anda hemen sahur sofralarınızdan, cep telefonlarınızdan 5772'ye bir SMS göndererek 5 TL değerinde bağışımızı yapabiliyoruz diyoruz ve akabinden hemen konuğumuza dönmek istiyorum ben. Evet Tevfik abi dedik, Kudüs'te en çok ne dikkatimizi çekti dedik. Havaalanındayken biz sizin sözünüzü kestik. Ara için devam edelim inşallah. Evet, havaalanından çıktığınızda zaten kadim topraklarda olduğunuzu her şekilde hissediyorsunuz. Evet. Hele o Mescid-i Aksa'yla anınız gerçekten anlatılmayacak bir an. Çünkü o mazlum coğrafyanın ortasında parıldayan bir güneş gibi karşınıza çıkıyor. Hele Mescid-i Aksa'ya girdiğinizde benim en çok dikkatimi çeken, belki de dışarıdan gidip de Mescid-i Aksa'yı görenlerin ortak kanısı şu ki, en güzel, en dikkat çekici şey Mescid-i Aksa'nın bahçesindeki, Mescid-i Aksa'nın içerisindeki, mescitlerin içerisindeki çocukların çokluğu oluyor. Elhamdülillah. Cıvıl cıvıl her yerde. Namaza durduğunda Allahu Ekber dediğinde sağında solunda, önünde arkanda oynayan, koşuşturan, gerçekten de yetişen bir gençlik. Genç aktivistleriz ya, bizi daha çok cezbediyor. Gerçekten de insan, hani kendi çocuklarım var. Allah nasip ederse inşallah onları da oraya götürmek istiyorum. İnşallah. Girsinler mescitlerde, orada namaz kılsınlar, orada eğlensinler, orada oynasınlar. Yani bahçede oturduğunda bakıyorsun ki top koşturan çocuklar yanı başında gülüyor, oynuyor. 10 yaşında, 8 yaşında çocuklar seninle beraber oynadıktan sonra karşısına bir İsrail askeri geldiğinde dimdik duruyor. Evet. Gerçekten orada onurlu duruşun, dik duruşun ne olduğunu en ufak çocuğundan en yaşlı ihtiyarına kadar görebiliyorsunuz. Bunun yanında Kudüs dedim ya, mazlum coğrafya. Hakikaten de gittiğimizde bir kez daha gördük. Hazreti İbrahim'in kabrine gittik mesela. Gerçekten hani bizden üzülmesi gereken bir durum. Kabir, yanında diğer peygamberlerin kabirleri. Ancak ben oraya girerken İsrail polisinin bariyerlerinden geçerek giriyorum. Bizim bu havaalanındaki arama cihazlarından kabrin girişinde var. Sen girerken seni arıyor. İçeri giriyorsun, tamam, hadi İsrail zulmü. Bir de şunun altını çizeyim o noktada. Burası Filistin toprakları. Yani şu anki bölünmüş sınırın Filistin tarafında kalan. Batı Şeria'da kalıyor. Batı Şeria'da kalıyor. Buna rağmen İsrail askeri orada ve orada senin girişine önlem almış durumda. Giriyorsun, diyorsun ki hadi geçtim girdim. Abi de bakıyorsun kabrin yarısı yok. Nasıl yok? Kabrin yarısında sinagog yapmışlar. Hatta yarısı bile değil. %65'i. Gelmişler oraya, yerleşmişler. %65'ini sinagog haline getirmişler. Ben Hazreti İbrahim'in kabrine bakarken kabrin arkasında orada sallanan Yahudileri, sinagogda kendi ibadetlerini yapan Yahudileri görüyorum. Ne büyük acı bizler için. Gerçekten bunları yaşadıktan sonra Filistin'de bir yerden bir yere gitmeye kalktığında, illerin arasında gezmeye kalktığında İsrail bariyeriyle karşılaşıyorsun. Sana dur deyip kimlik kontrolü yapabiliyor. Hatta Türkiye gündemine çok sık rastlanıyor. Çok sık olarak düşüyor. Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya gelen Filistinlilere bir dünya eziyet ediyorlar. İzin vermiyorlar, sınırları kapatıyorlar. Buna rağmen orada insanlar yaşıyor. Ne ilk gördüğünde dikkatini çeken ne diye sordunuz ya başta. He. Yine aynı yere dönersem ben. Benim gördüğüm şu. Gerçekten onurlu ve direnmeyi bilen ve
onuruyla da yaşamayı bilen bir halk var orada. Filistin halkı. Silahların gölgesinde. Bunu şöyle özetleyecek olayım ben sana. İlk akşam gittik. Otelimize yerleştik. Akşam vakti olduğu için saat 8.30-9 gibi dediler ki dinlenelim. Sabahleyin tekrar Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Akşam ben de dedim ki ben hadi arkadaşlara sordum birkaç kişiye. Baktım onların pek şeyleri yok. Tek başıma dedim bir çıkayım şöyle bir dolaşayım. Otelden çıktım yukarıya doğru geziniyorum. Aradan 3-5 sokak geçtim. Karşıdan birileri geliyor. Şimdi kalbim hemen atmaya başladı. Bu karşıdan gelen Filistinli mi İsrail mi? Yani dost mu düşman mı? Sonuçta burası savaşın olduğu bir bölge. Her ne kadar normal bir hayat devam ediyor olsa da kalbimden geçen oydu. Ha şuna eminim ki karşımdan gelen kişi de aynı şeyi düşünüyordu. Bu gelen Filistinli mi İsrailli mi? 3-5 adım attıktan sonra Filistinli ise de bunu düşünüyor. Yani Yahudi ise de bunu düşünüyor kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. İkisi de beraber yaşayan ama savaşla iç içe olan toplumlar. Bu yüzden Filistin'de yaşamak, orada Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü korumak, kollamak, onunla bir olmak çok büyük bir önem taşıyor. Oradaki Filistinli kardeşlerimizin bizlere çok büyük desteği olduğunu o sokakta yürürken daha iyi anladım. Ben buradan gittiğimde kalbim karşıdakinin kim olduğunu anlamak için çarpıyorsa orada her gün, her an, her saniye bu insanlarla birlikte yaşayanların bakış açıları çok daha başka oluyor. Buna rağmen dediğim gibi çarşılarına, sokaklarına, pazarlarına gittiğimde ben Filistinlerin neşelerine, eğlencelerine, sevinçlerine, mutluluklarına şahit oldum. Elhamdülillah. Düşünsenize aynı sokağı düşmanınla paylaşıyorsun. Seni oradan atmak için gelmiş ve Kudüs benim başkentimdir demiş. Hamdolsun bunu dünyaya kabul ettirememiş. Oradaki en ufak çocuğa dahi kabul ettirememiş bir İsrailli ile aynı sokakta yürüyorsun. Burada ben yani sohbet ediyoruz, o yüzden ben bölmekte bir beis görmüyorum. İki husus çok dikkatimi çekti şu ana kadar konuştuklarımızda. Bir tanesi yani tabii ki biz de gittik, gördük, müşahede ettik ama şimdi konuşurken tekrar şöyle bir gözümün önüne geldi. Düşünün ki burada seyircilerimiz şunu düşünmeli. Her gün çocuklarının top oynadıkları, gezdikleri, büyüdükleri sokaklarda başlarında başından sonuna kadar düşman kelimesini böyle dolu dolu karşılayan askerler uzun namlulu silahlarla başlarında bekliyorlar. Yani o çocuklar hayatları boyunca doğdukları andan itibaren başlarında uzun namlulu silahlarla bekleyen düşman askerleriyle beraber büyüyorlar. Bunun yani insanda hissettirdiği bambaşka bir şey olması daha gerekiyor. Daha da ilerisini. O asker seni öldürmekle vazifeli. Seni orada öldürdüğü zaman o çocuğu, o genci, o yaşlıyı, o ihtiyarı bir Filistinli öldürdüğü zaman, şehit ettiği zaman ona neden bunu yaptın diye soran bir kanun da yok. Helal kılmışlar. Biz burayı temizleyeceğiz diyorlar. Bunun karşısında o insanlar dimdik duruyorlar. Altını çizmek lazım. Dimdik duruyorlar. Tamam, güzel. Onların kalplerinde bir coşku var. Onlar orayı muhafaza ediyorlar. Ama gerçekten de çok büyük bir zorluk altında bunu yapıyorlar. Evet. Filistin halkı mazlum bir halk. Dedik ya biz genç aktivistler olarak mazlum coğrafyalarda çalışmalar yapıyoruz diye. Evet, Filistin halkı da çok mazlum. Gelirleri yok. Üretim yok. Çünkü İsrail üretime yasak koymuş durumda. Hiçbir şey üretmeyeceksin. Tarımına dahi yasak koymuş durumda. Ekmeğini üretemiyorsun, sütünü üretemiyorsun. Sana hiçbir fabrika açma izni vermiyor. Buna rağmen yaşaman lazım. Halkın gelir seviyesi baktığımda evet açlık sınırında diyemeyebilirim. Açlar çok fazla, aç kalanlar çok fazla. Ama normal olarak geçim sınırının altında yaşıyorlar.
%75'i. Bir İsrailli, örnek veriyorum, 4000 dolar maaşla çalışıyorsa, aynı iş yapan bir Filistinli, aynı görevi yapmaya çalışan bir Filistinli en fazla 700-800 dolar maaşla çalışıyor. Bir uçurum var. Çarşıya çıktığımda fiyatlar o kadar yüksek ki ben şaşırdım. Dedim yani nasıl olur ya? Yani bir su alıyorsun, örnek veriyorum, yani bu rakam tam değil ama bizim Türk parasıyla bir suyun bedeli 5 TL. Ya ben Türkiye'de bunu 50 kuruşa, bilemedin 75 kuruş alıyorum. 5 TL su mu olur? Ama İsraillilerin geliri fazla olduğu için, evet, onlara göre. Ona göre. O yüzden Filistin'in mazlum halkının bizlerin desteğine ihtiyacı var. Orada durabilmeleri, ayakta kalabilmeleri, yaşayabilmeleri için bu ülkelerin, bizlerin, o coğrafyanın dışında olan insanların onları desteklemesi gerekiyor. Dedim ya baştan, ribat görevini yerine getiriyorlar. Çünkü onların orada durması bizim onurumuzu kurtarıyor. Kendi onurlarının yanında bize de sahip çıkıyorlar. O yüzden bizlerin orayı çok fazla desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Genç aktivist olarak da o yüzden oraya daha fazla önem veriyoruz. Ben bir iki husus dedim. Biri buydu. Diğeri de El Halil'deki olayı portresini çizdiniz tekrardan. Tekrar gözler önüne serdiniz. Hı hı. Bunu da herhalde şöyle düşünebiliriz. Hani diyoruz ya işte Avrupa'da bazı ülkeler Filistin'in devlet olduğunu tanıdı. Nereyi tanıdı? Batı Şeria'yı tanıdı. Bugün devlet olarak tanındı diye oh dediğimiz, bayram ettiğimiz bazı kesimlerin bayram ettiği Filistin bugün bir şehrindeki bir kabrin savunmasını dahi İsrail polislerinin yaptığı bir kukla devlet olduğu burada bir kere daha anlaşılıyor herhalde, değil mi abi? Filistin ne zaman devlet olacak? Onu hemen baştan söyleyeyim. Filistin, Kudüs bizim baş şehrimizdir deyip dünyaya bunu kabul ettirdiği zaman devlet olacak. Kudüs'süz bir Filistin, Filistin değildir asla. Çünkü Kudüs Filistin'in kalbidir. Biliyorsunuz İsrail devleti Kudüs'ü başkent ilan etti. Tüm dünyada derin bir sessizlik vardı. O zaman kimse neyin ne olduğunu anlamamıştı. Ta ki Konya'da rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan Konya'daki Kudüs mitingiyle tüm dünyaya Kudüs'ün İsrail'in asla başkenti olamayacağını haykırana kadar. Ondan sonra bütün dünyada bu halka halka yayıldı ve İsrail bu adımdan geri adım atmak zorunda kaldı. Bugün biz bir Filistin devleti diyeceksek başkenti mutlaka Kudüs olmalı. Kudüs olmalı, evet. Ve Kudüs özgürlüğüne kavuşmalı. Onun dışındaki bütün yapılanmalar geçiş çözümler. İnşallah biz Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletini göreceğiz. Çok uzak değil bunlar. Şimdi Kudüs'e gittiğimizde sorduk. Dedik yani nasıl direniyorsunuz ya? Yani ne var bu kadar direnebildiğiniz? Ne yapıyorsunuz? Bize bir hikaye anlattılar. Enerjinizi ve motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz dediniz. Yaşayanların anlattığı şey. Bir ev düşünün. Evet. Hani bizim buradaki gibi iki oda bir salon, üç oda bir salon evler değil oradakiler. Küçük, bir odalık bir ev. İki ailenin beraber kaldığı bir oda. İsrailli aile geliyor, diyor ki size 1 milyon dolar hemen verelim. Bu evi bize bırakın. Kudüs'te, eski Kudüs'te. Çünkü adım adım almak istiyorlar burayı. Aile reisi diyor ki vermem diyor. İsrailli aile ısrar ediyor. 2 milyon dolar diyor. Ailenin babası diyor ki ya diyor bunu benim düşünmem lazım. İsrail aile seviniyor tabii ki. Ya diyor tamam oldu, olacak falan. Hatta diyor biz size diyor bu ev için diyor 3 milyon dolar teklif ediyoruz diyor. Daha fazla düşünmeyin. Yok yok diyor baba. Biraz düşünmem lazım. İzin verin diyor. Biraz düşüneyim. İsrail'i soruyor, diyor ki ne kadar zaman verelim? Yani ne zaman bir daha gelelim? Yarın mı geleyim? Akşam mı geleyim? Yani para hazır ha. Hemen vereceğim. Yok diyor, bunu benim sormam lazım diyor. Tamam diyor, işte yani çocuklar akşam gelirler, sorarsın. Uzak akrabalarınıza yarın sorarsın. Baba diyor ki yok yok öyle değil diyor. Benim diyor bunu sormam lazım. Hadi diyor 3 gün olsun o zaman. Babanın size verdiği cevap çok güzel. Benim diyor 7 milyar İslam alimine bunu tek tek sormam lazım. İslam alemindeki herkes bunu satabilirsin demedikçe ben burayı size satmam. Şimdi böyle insanlar var orada. Açlık sebalet içerisinde
yaşamakta zorlanıyor. Bir gün karnı aç, bir gün tok. Ama o toprakları o İsrail'e satmıyor. Hani bizim Türkiye'de genel bir kanı vardır. Ya Filistinler de oraları İsrail'lere satmasaydı kardeşim. Biz bunu çok duyduk. Gençliğimizde hep bununla büyüdük. Ve zannediyoruz ki Filistinler topraklarını sattılar. Onlar da gelip devleti öyle kurdular. Öyle değil. Geçenlerde doktora tezi yapan Azmi Bey var. Azmi Bey'in doktora tezinde bunları bizzatı müşahede ettik, inceledik. Evet, satılmalar olmuş. Birkaç tane münhasır. O zamanki devlet erkanının yapmış olduğu, rüşvet alarak vermiş olduğu yerler var. Bunlara da baktığımız zaman, bugün ben İstanbul'da yaşıyorum. Hükümetimizin yabancılara toprak mülk satışını serbest bırakmasından sonra İstanbul'da yüzlerce, binlerce dönüm arazi gayrimüslimlere satılmış durumda. Yani devlet tarafından da satıldı. Yani yarın sadece bir gün, tarafından Allah değil. Allah yani. Korusun, İstanbul'u tekrar bir başkası ele geçirecek olsa bize demezler mi? Satmasaydınız kardeşim topraklarınızı. O günkü yaşanan da böyle. Açıktan net bir toprak satışı yok. Bu aileler canları pahasına oraları müdafaa etmişler. Ha, tabii münhasır olaylar yok mu var. Gittiğimizde gördük. Mescid-i Aksa'yı direkt gören bir nokta. Evet, Rabiatül. Rabiatül Adeviye'nin kabrinin hemen karşısında 10 metrekarelik bir belki var belki yok. Bir küçük ev. Sonra baktık bir özelliği var. Sorduk oradaki bize rehberimize. Dedik yani bu olan ne? Burada olan ne? Meğer o evin tam tepesinden Mescid-i Aksa'nın bahçesi olduğu gibi görünüyor. Evet. Kocaman dürbünleri yerleştirmişler. Silahlı sniperları yerleştirmişler. Mescid-i Aksa'yı görüyorlar. O evi bir Filistinli satmış. İnsan bu. Oluyor. Şimdi oranın satılması da tabii bir şeyi var. Yani malumunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir Müslümana sattım diye satıyor orayı satan kişi de. Ama ancak perde arkasında baktığımız zaman şeyler çıkıyor. Dediğim gibi buradaki halk mazlum bir halk ve desteğe ihtiyacı olan bir halk. Gerçekten de biz oraya gittiğimizde, sokak sokak gezdiğimizde Selahaddin Eyyubi'nin kabrine uğradık mesela. Pardon, doğduğu evine. Doğduğu evine girdik, dolaştık, gezdik. Çıkarken orada... Evet, hali hazırda da İsmail yönetmenimiz sizin görüntüleri arşivden bulmuş, onları gösteriyor. O görmüş olduğunuz çocuklar, o mescidin içerisindeki çocuklar. Bu çocukların çoğu yetim. Bu yetimlerin annesi orada bizlere ilgilendi, hoş geldiniz dedi, tanıttı, anlattı. Sonrasında bizler ufak tefek yardım vermek istedik kendisine. Sonuçta şehit anası bu. Şehidin eşi, şehit çocuklarına bakıyor. Biz daha kapıdan çıkmadan, bizim verdiğimiz yardımdan bir kısmıyla gitmiş bize sebze almış, salatalık almış, yolda yiyelim diye bize bir şeyler getirmiş. Düşünsenize ne kadar gönlü geniş. Biz düşünüyoruz ona yardıma ihtiyacı var diye. O diyor ki bunlar diyor bu sıcakta gezecekler yani. Diyor. Gezerken diyor bir şeyler de atıştırsınlar diyor. Böyle insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bizlerin orada en çok gördüğü şey, sokaklarda yürüdüğümüzde, caddelerde gezdiğimizde Filistinli halkın kendine olan güveniydi. Evet. Sokakta iki askerle karşı karşıya geldiğinde askerlerin yanında öksürsen korkuyorlar. Hani bize hep büyük İsrail algısı var ya, her şeye gücü yeten, her şeyi, hatta birçoğumuz bugün gel beraber Filistin'e gidelim dediğimizde ya beni Filistin'den içeri almazlar ya. Benim hakkımda işte bak ben şöyle yazmıştım, Facebook'ta bunu yapmıştım. Beni işte sorgularlar, bırakmazlar dediği o İsrail kendi sokaklarındaki 10 yaşındaki çocuğun askerin yanında öksürmesinden korkuyor. Siz orada küçük İsrail'i de müşahede ettiniz. Kesinlikle. Kurmak istedikleri korku imparatorluğu öyle bir şey yok. Yürekli insanlar karşısında bizlerin de yürekli olması gerekiyor. En az oradaki o çocuğun cesaretini bizlere de taşımamız gerekiyor. Daha fazla ilgilenmemiz, daha fazla yardım etmemiz, daha fazla elimizi uzatmamız gerekiyor. Hani tam bu noktada şunun altını çizeyim. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın belli günlerde, belli zamanlarda aklımıza gelmesinden ziyade asıl önemli olan bizim Kudüs masamızın altını çizdiği şey. Sürekli
az da olsa daima yardım etmek. Bugün Mescid-i Aksa'nın çevresinde Kudüs'te İsrailler 178 tane sinagog kurmuş durumdalar. Bunların 30 tanesi Mescid-i Aksa'nın çevresinde. Bir tanesi de Mescid-i Aksa'nın altında. Adamlar gelmişler, Megaribe Mahallesi'ni, 48 Savaşı'ndan sonra Megaribe Mahallesi, Fasların olduğu mahalleyi içerisinde Filistinler olduğu halde üzerlerine buldozerlerle geçerek yıkmışlar. Burak Duvarımızın ismini değiştirip ağlama duvarı yapmışlar. Onun yanına da kendi ibadetlerini yapabilmek için sinagog kurmuşlar. Sinagog inşa etmişler. Yahudiler hiç boş durmuyor. Tamam korku imparatorluğu ama çalışmaya devam ediyorlar. Bugün dünyanın birçok noktasında binlerce vakıf, binlerce dernek kurmuşlar. Biz baktığımızda Mescid-i Aksa ve Kudüs için uğraşan derneklerimiz çok, özür diliyorum, çok az noktada. Çok enteresan bir görüntü var. Evet. Bizim Burak Duvarımızın, yani ağlama duvarı dedikleri bahsettiğim duvarı, sinagogun hemen yanı burası. Hemen yanında. Buradan sol tarafa doğru ilerlediğimiz zaman, evet, şu anda o gölgede kalan kısımda sinagogları var. Burada her gün bu ayinleri yapıyorlar. Yazın ortasında her giydikleri an. Kıyafete bakın abi. Bu tabii. Daha yeni bir ay olmadı bu görüntüler geleli. Şimdi bu insanları görüyorsunuz ya, burada böyle rahat rahat ibadetlerini ediyorlar, sallanıyorlar, her şeyden gideriyorlar. Sokağa çıktıklarında senle benle Filistinli bir insanla göz göze gelmemek için, korkmamak için yere bakıp yürüyorlar. O kadar korkak bunlar. Bizim burada daha çok çalışmamız lazım. Dediğim gibi binlerce vakıf ve binlerce dernek kurup Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi için çalışıyorlar. Bunun için uğraş veriyorlar. Yüz milyarlarca lira her sene sadece Süleyman Tapınağı'nı yapabilmek, insanları orayı kabul ettirebilmek için topluyorlar. Düşünsenize, hiçbir tarihi gerçekliği yok. Yahudilerin bile büyük bir kısmı Süleyman Tapınağı'nın Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde olmadığını düşünüyor. Evet. Yok diyorlar. Bir kısmı orada. Ama buna rağmen bir kısım Siyonist Yahudiler diyorlar ki biz burayı yıkacağız, Süleyman Tapınağı'nı inşa edeceğiz. Ve binlerce dernek, binlerce vakıf da bunun için para topluyorlar, bunun için yardım topluyorlar ve çalışmalarını yapıyorlar. Şimdi bu noktada bize çok iş düşüyor. Bizim daha çok derneklere ihtiyacımız var. Mirasımız Derneği, Allah razı olsun, Türkiye'de bu işin öncülüğünü çekiyor, başını çekiyor. Ama ne kadar çok dernek, ne kadar çok vakıf Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili elini taşın altına koyarsa bu iş o kadar daha rahatlayacak, o kadar daha çok çalışma imkanımız olacak. Bu yüzden dolayı ben sizlere yapmış olduğum çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz özelde sadece Kudüs ve Mescid-i Aksa eksenli, yani işgal toprakları eksenli çalışan bir kurumuz. Sadece bu bağlamda çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Ama siz Uluslararası Genç Aktivistler Derneği olarak ortaya çıkmış, dünyanın her yerindeki zulümle ilgileneceğiz derken Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı atlamadığınız için ayrıca biz teşekkür ediyoruz. Hı hı. Neden? Hemen söyleyeyim. Dünyanın her yerindeki mazlumlara, mağdurlara dediğimiz zaman dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdurlarla ilgilendiğini iddia eden birçok dernek var. Çok ciddi çalışmaları da var ama maalesef hiçbirinin gündeminde Kudüs ve Mescid-i Aksa yok. Yani ya da çok büyük olarak adlettiğimiz, çok büyük olarak tanıdığımız birkaç kurum var. Kudüs Mescid-i Aksa ile ilgili çok şeyler söylüyor. Hı hı. Ama baktığımız zaman siz gittiniz, bizler gittik. Yani oraya gidip de aksini söyleyebilecek kimse yoktur. Kudüs Mescid-i Aksa için çalışma yapan, Türkiye'de o kadar reklam yapmasına rağmen Kudüs Mescid-i Aksa için çalışma yapan kurum maalesef yok. Sadece Ramazan'da çalışma yapan bir dernek var Mirasımız Derneği'nin dışında. Onun haricinde yıl boyu bizler yapıyoruz ve Allah'ın izniyle sizler bizle beraber çalışmalarınızı. Sözünüzün arasında çok güzel söylediniz. Gündem belirlemek. Gerçekten de bizler şu anda toplum olarak belirlenen gündemlerin peşinde gidiyoruz. Bizim Filistin diye bir davamız var. Biz Filistin davasını bugünlerde gündem boyarak sadece Gazze ile sınırlandırmış bulunmaktayız. Hani İsrailli yetkililer, sözde yetkililer diyorlar ya, evet buyurun Gazze'ye yardım yapın.
bakın Kızıl Haç bunu organize ediyor. Yardımlarınızı verin, onlar götürsünler. Gazze'ye yardım yapmak serbest diyor adam. Ama işin içerisinde Kudüs dediğinde orada dur diyor. Evet. Çünkü onların nihai hedefleri Kudüs'ü tamamıyla işgal etmek. Orada bir tek Filistinli bırakmamak. Bu noktada bizler çok dikkatli olmalıyız. Suni gündemlerle oluşacak ani gündemlerle değil. En baştan beri söylediğimiz gibi sürekli, daima ve asla unutmadan. Bizler adaletli olmak zorundayız. Adaletli bir şekilde. Şimdi biliyorsunuz Hazreti Ömer bunu tamamlayalım. Bir reklama gireceğiz. Buyurun bunu tamamlayalım istersen. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ü fethettiği zaman Kudüs'e doğru ilerliyor. Kudüs'teki Patrik diyor ki ben anahtarı herhangi birine teslim etmem. Halifeniz gelsin ona teslim edeceğim. Kölesiyle birlikte yola çıktığında Kudüs'ü öğren tepeye geldiğinde Hazreti Ömer orada bir tekbir getiriyor. O tekbirin adı şu an Tekbir Tepesi. Hala evet, tekbir. O şekilde gidiyor. Ama öyle bir adalet var ki kölesiyle yola çıkarken anlaşmış. Bir müddet kölesi atın üzerinde, bir müddet kendisi. Dönüşümlü olarak gidiyorlar. Tepeden sonra sıra köleye geliyor. Hazreti Ömer, kölesi diyor ki Hazreti Ömer'e, ya halife diyor, bak diyor şimdi şehre gireceğiz. Şehre girerken ben atın üstünde sen yerde olmaz. Gel diyor sen bin diyor. Hazreti Ömer kesinlikle karşı geliyor. Diyor ki hak senin, sıra senin, sen bineceksin. Şimdi bu şekilde şehre girerken tabii şehirdekiler toplanmışlar. Patrik de başlarında bakıyorlar. Başlıyorlar sevinmeye etmeye. Tabii sözde ona teslim edecekler ki canları kurtulsun diye. Atın üstündekine seviniyorlar. O sırada köle diyor ki halife diyor orada diyor halife orada diyor. Hazreti Ömer'i gösteriyor. Patrik hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Hazreti Ömer diyor ki ya diyor Patrik diyor biz diyor buraya diyor adaletle geldik. Sizin canlarınız bize şey değil, emanet. Patrik diyor ki ben ona ağlamıyorum diyor. Şu adaletle siz buraya ömür boyu, tarih boyu sahip çıkacaksınız. Çünkü adaletin geldiği yerde zulmün esiri kalmaz. İnşallah o adaletle Kudüs'e gitmemiz lazım. İnşallah. Allah razı olsun. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız olacak. Hemen aranın öncesinde ben Mirasımız Derneği'nin projelerine nasıl yardımcı olabiliriz? Onunla alakalı hatırlatmamı yapıyorum. Mirasımız.org.tr adresine girerek buradan bağışlarımızı ulaştırabiliriz veya şu anda hemen savur sofralarından 5772'ye bir SMS atarak 5 TL değerindeki bağışımızı ulaştırabiliriz diyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar burada olacağız inşallah. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasimiz.org.tr. Evet, Mirasımız Sahur Vakti programımızda tekrar karşınızdayız. Hemen konumuza dönüyoruz. Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Tevfik Yazıcılar hatırlatmakta fayda vardır. Evet abi, birçok hususu konuştuk. Oradaki Müslümanların davranışlarından, yaptıklarından bahsettik. İsrail'in zulmünden bahsettik. Peki biz bunların karşısında ne yapabiliriz diyorduk. Devam edelim abi. Öncelikle orada bu ribat görevini yerine getiren kardeşlerimize destek olmamız lazım. Şimdi ribat görevi derken bunun altını doldurmamız lazım. Ne yapıyorlar? Örneğin Mescid-i Aksa'yı her daim muhafaza ediyorlar. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde günün her saatinde yüzlerce, binlerce kardeşimiz nöbet tutuyor. Neden? Çünkü İsrail zulmüne her şekilde devam ediyor ve her dakika oraya baskın yapabiliyor. Düşünsenize, İsrailli, Yahudiler, Siyonistler Mescid-i Aksa'nın bahçesine girmişler. Orayı, o toprakları kirletiyorlar ve karşılarında hiç Müslüman yok. Bu ne büyük bir felaket. Bu şu anlama gelir. Ey İsrail gel sen burayı
ele geçir. Gibi kumla. Sen burada istediğini yap. Bunu söyletmememiz için bu kardeşlerimiz günün her saatinde sabahın ilk ışıklarından gecenin son ışıklarına kadar burada halka halka öbek öbek insanların bulunması lazım. Tabii bunu da biz desteklememiz lazım. Bizim buradan göndereceğimiz yardımlar, hani az önce ilan ettiniz, 5 lira iftar için, 10 lira iftar için, 5 lira sahur için gönderdiniz. Evet, bu ay için böyle. Ama o 5 liralar, o 10 liralar öyle bir birikmeli ve öyle bir gitmeli ki gerçekten de bundan sonraki zamanlarda, geri kalan 11 ayda oradaki kardeşlerimize destek olmalı. Az az ama da devamlı. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bu insanlar eğer bulunmazsa, oraya gelen bir Yahudi, oraya gelen bir Hristiyan, oraya gelen bir başka memleketten insan, ya burası boşmuş zaten, burası Müslümanların ama bir önemi yok, ele geçirebilirsiniz havasını vermemeli. Maalesef. Bunun yanında biz ne yapmalıyız? Gerçekten de hani az önce bir baba anlattım size, evini satmıyor dedim. Açlıkla boğuşuyor, karnını doyurmuyor, bir göz odada iki aile kalıyor ama orayı satmıyor. Peki bu insanların evleri hepsi eski, hepsi yıllanmış evler denilir ya, hani bizim burada tarihi eser diye baktığımız evler. Gerçekten Kadim Kudüs öyle. Bir Filistinli aile evinin penceresini düzeltecek olsa, penceresinin çerçevesini değiştirecek olsa İsrail'den izin almak zorunda. Bu izin öyle kolay değil ha. 3 yılda, 5 yılda sana izin veriyor. Bu tadilat ruhsatı diyoruz, evet, mesela. Yani. Bir duvar yaptıracaksın tadilat. Evinin yanına bir tane duvar çekeceksin. 3-4 yıl bekleyeceksin. Ondan sonra sana izin verilirse, o izni alabildiğinde yapmaya başlayacaksın. Ve sana diyorlar ki 3 günde yapacaksın. Ya da 1 günde bitireceksin. O saat, o zaman içerisinde sen bu evin tadilatını yapabilirsen yaptın. Yapamazsan bir daha izin alacaksın. 3-5 yılla bir daha bekle. O ruhsatın ücretini tekrar ödeyeceksin. Ruhsat ücreti dediğimiz şey gerçekten pahalı. Orada bir tuğla almaya kalktığında, dedim ya burada su aldığı bir suya 5 lira verdiğini düşün diye, bir tuğlaya kaç para vereceğini düşün. Orada bir işçiliğe kaç para vereceğini düşün. Gerçekten çok yüksek rakamlara mal oluyor bunlar. O yüzden biz de ne diyoruz? Oradaki kardeşlerimizi desteklemeliyiz. O evleri biz tamir etmeliyiz. Çünkü bizim için kalıyor bunlar. Bizim onurumuzu kurtarmak için, Kudüs için kalıyor bunlar. Mescid-i Aksa için orada duruyorlar. O yüzden o evleri biz tek tek tamir etmeliyiz. Burada... Projelerimizin içerisinde bulunuyor bu. Biz oradaki evleri tek tek tadilatını karşılayacağız. Neyse bunun bedeli, toplayacağız, bulacağız, buluşturacağız. Gençler, aktivistler sokağa çıkacak, insanların kapısına gidecek, kapısını çalacak. Ben geldim ve buradaki kardeşim için bunun evini yapmak için istiyorum diyecek. Bunu yapacağız. Bir diğer önemli nokta daha biz orada müşahede ettik. Bizim ibadethanelerimiz var. Hani dedik ya 178 tane bunların sinagogu var şu anda. Nereden çıktı bunlar? Bizim camilerimize el koydular. Evlerimize. Camilerimize. Bizim camilerimizi orada bara, pavyona çevirmişler, affedersiniz. Bunları işletiyorlar. Neye dayanarak yapmışlar bunu? Bir araştırdığında, altına biraz gittiğinde, İsrail hükümetinin kanununa göre, İsrail hükümeti bir kanun çıkartmış. Demiş ki, eğer ibadethaneler bakımsız kalıyorsa, yıkılmaya yüz tutuyorsa, buralar derhal İsrail toprağı olur. Şimdi böyle bir kanun varsa, biz Müslümanlar olarak daha uyanık olmalıyız. Daha fazla gözümüzü açmalıyız. Ve oradaki bütün mescitlerimizi tek tek onarmalıyız. Allah razı olsun. Mirasımız Derneği bunu çok güzel yapıyor. Bizlere örnek oluyor. Gerçekten de biz oraya gittiğimizde Yafa'da Bahar Camisi'ni ziyaret ettik. Mirasımız Derneği onarmış, baştan aşağı yenilemiş. İnsanlar diyorlar ki buraya kimse gelmezdi. Şimdi biz caminin içerisinde kenarında bir çay semaveri koyduk. Bütün buradaki Müslüman insanlar çay içmeye dahi olsa buraya geliyorlar ve burayı Müslüman toprağı olduğunu tescillemiş olduk. Şimdi bugün orada yıkılmaya üst tutan
veyahut da bakımsızlık sorunu çeken bütün mescitlerimizi, bütün camilerimizi bizim onarmamız lazım. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde Mervan Mescidi var mesela. Evet. Mervan Mescidi çok kısa zaman önceye kadar bilinmiyordu. Neden? İsrail onu unutturmuş. Tamamen kapılarını kapatmış, giriş çıkışlarını örmüş ve orayı hatırlayan bir nesil 50 yılda yok olmuş. Yok olduğu için orada bir mescid olduğunu bilmeyen insanlar buraya ibadet için hiç gitmemişler. Ne zaman? Ta ki Şeyh Raid Salah, Allah ondan razı olsun, orayı tekrar bulup, açıp, temizlettirip, oradaki Filistinli kardeşlerimizle birlikte orayı tekrar mescid haline getirip ve bunun için de İsrail tarafından ceza alıp cezasını çekene kadar. Biz de burayı hatırlamamışız. Bizim Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da buna benzer birçok yerimiz var. Şimdi bu, çok... bu camileri İsrail'e kaptırmamak için bizim onarmamız gerekiyor. Bu taraftan baktığımız zaman yani bir tarih siliniyor netice itibariyle. Yani İsrail orada Müslümanlara ait bir tarihi siliyor. Baktığımız zaman insanlar diyor ki ya işte burası cami yani. Bunun el koysalar da bu tarih nasıl silinir? Mescid-i Aksa'nın içerisindeki bir mescitten bahsediyoruz. Yani Mervan Mescidi'nin yok edilmesinden bahsediyoruz. 4000 metrekare. Bu oluyorsa evet 4000 metrekare ve Mervan Mescidi Mescid-i Aksa'nın içerisindeki en büyük kapalı alan mescit bildiğimiz kadarıyla. Yani bunu bile insanların gündeminden düşüyorsa diğer mescitler nasıl düşmesin? Dolayısıyla önemi çok büyük. Bizim Kudüs vatanımız şunu net söylüyor. Biz oradaki mescitleri tek tek onaracağız. İnşallah. İhtiyacı olan mescitler zaten oradaki Filistinli dernekler tarafından bizlere bildiriliyor. Bunların kayıtları geliyor. Tek yapmamız gereken şey bizim burada sağlam durmamız. Gerçekten eve iki ekmek götürdüğümüzde bir ekmeğin parasını da Mescid-i Aksa'ya göndererek bunu sağlayabiliriz. Bizler bunu dert edinirsek bunu sağlayabiliriz. O mescitlerin tek tek onarılması lazım. Bir diğer gördüğümüz nokta orada bu Mescid-i Aksa'ya insanların gelebilmesi. Bu gerçekten de zor bir şey. Dediğim gibi İsrail'in bariyerleri var. İsrail'in yasakları var. Bunları aşacaksın, geleceksin. Zaten fakir olan bir halkı Kudüs'ün dışından Kudüs'e getirmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Oradaki otobüs firmalarıyla, oradaki nakliye araçlarıyla. Çünkü insanlar 2 saatlik, 3 saatlik mesafeleri tek başlarına kat edebilecek kadar gelir seviyesine sahip değiller. Bizler diyoruz ki biz buradaki kardeşlerimizi Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya taşımamız lazım. Neden? Gelsinler, ribat görevine onlar da sahiplensinler. Mescid-i Aksa'da onlar da bulunsunlar ki Müslümanların kalabalığı insanların gözüne çarpsın. Silik bir tablo çizmeyelim ortaya. O yüzden bu otobüslerin gidip gelmeleri, bu otobüslerin belki de alınması, bu otobüslerin orada sürekli faaliyet göstermesi için bizlerin destek vermesi gerekiyor. Tabii bu küçük küçük desteklerle de olur. Hani bazıları düşünüyorlar ya arkadaş ya bir sürü zenginimiz var. Zenginler çıkarsınlar, versinler parayı oraya. Bu iş yürüsün. Bu iş böyle olmuyor. Biz yıllarca birçok teşkilatlarla görev yaptık. Bizim gördüğümüz şey şu. O az veren candan verir. Derler ya, hakikaten az veren candan veriyor. İki ekmeğinden birini gönderen o Kudüs'te kalbi beraber atıyor. O yüzden evet, büyük olanlar, gerçekten yardım edebilecek derecede kazancı olanlar bunu vermeliler. Sofranın zaten bereketi zekattır o. Kırıntısıdır değil mi yani? Bu işin ama bereketi oluyor. Bugün evinde oturmuş, bu programı seyreden, iftarını, sahurunu yapan, iftar sahur yapabilecek kadar bir gelir olan kardeşlerimiz bile biraz önce söylediniz, mesaj attığınızı, 5 lira dahi olsa, 10 lira dahi olsa buna katkı sağlamak. Birbirimizi kandırmayalım. Günümüzde herkes elinde cebinde bir paket sigarayla geziyor. İnternet için aylık belli bir ücret verebiliyorsun. Belli bir gelir seviyesinin üzerinde yaşıyoruz. Bir şeylerden kısarak az da olsa Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya katkı sağlayabiliriz. O yüzden bizler bunları sağladığımız zaman o otobüsler orada rahat çalışacak.
Oraya yüzlerce insan gelecek. Bir de şunu gördük. O otobüslerin çalışması sadece insanların Mescid-i Aksa'nın bahçesine gelip orada kalabalık oluşturmasını sağlamıyor. Mescid-i Aksa'nın çevresinde kadim bir esnafımız var bizim. Yerlerini terk etmeyen. Yahudinin Hristiyanın kendi yerinden alışveriş yapmadığı ve ekonomik olarak zor durumda olan. Bu Kudüs ve çevresindeki il ve ilçelerden oraya getirdiğimiz insanlar da gidecekler, alışverişlerini bu esnaftan yapacaklar. Biz belki bilmiyoruz. Hani biz sokağa çıktığımızda hangi malın iyi, hangi malın kasabın kötü, hangisinin daha eftal olduğunu nasıl biliyorsak oradaki insanlar da onu biliyor. Müslüman esnafı çok iyi ayırt ediyor onlar. Onlar gidip orada alışverişini yaptığı zaman o Kudüs'te bulunan, Kudüs'te kimliği olmamasına rağmen, oturum izni olmamasına rağmen, her an askerle karşı karşıya olmasına rağmen orayı terk etmeyen, bizler için orayı koruyan o insanlar en azından ekonomik olarak biraz daha destek görmüş olacaklar. O yüzden gerçekten bizim yapmamız gereken çok şey var. Bunu hep beraber el ele, sizin gibi dernekler bu işin öncüleri. Bizler size destek olacağız. Bizim gibi birçok dernek daha kurulması lazım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı dert edinen, ama dediğim gibi bu sözde değil, elini taşın sadece altına koyarak. Sadece sloganla değil yani sadece. Biz varız deyip yürüyüşlerle meydanlara çıkıp ama haydi buyur yardım denildiğinde sesi çıkmayan derneklerden olmamak lazım. İnşallah. Bu yönde Mirasımız Derneği'nin belki de diğer birçok dernekten diyeyim, tabii ki bu bütün dernekler için söylenebilecek bir şey değil ama birçok dernekten farklı kılan özelliği budur herhalde. Biz bunu dernekte sürekli müşahede ediyoruz. Sürekli STK'larla görüşmelerimizde bunu çok net bir şekilde yaşıyoruz. Mirasımız Derneği'nin şöyle bir çizgisi yok. Bağışlarınızı bize getirin, biz ulaştıralım. Siz istiyorsanız ki siz yardımcı olun, biz verelim, siz ulaştırın. Tabii ki Mirasımız Derneği buna yardımcı oluyor. Ama illa bağışlarınızı bize verin, biz ulaştıralım diyelim. Bizim en güzel düsturumuz burada. Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hizmet edenin hizmetçisi olma yönünde. Dolayısıyla kim derse ki biz orada şu projeleri yapmak istiyoruz, bunun fizibilitesi nedir? Biz elimizi taşın altına koyarız. Biz şurada şöyle bir projeyi yapacağız. Belli bir fizibilite yapıldı. Paralar toplandı. Bunu hangi yöntemle yaparız? Biz buradayız. Denetim biz buradayız. Yani o anlamda Mirasımız Derneği illa dernek üzerinden değil, çalışmalara ışık tutma anlamında da çok rahat bir şekilde ışık tutan bir dernek. O anlamda inşallah güzel çalışmalar çıkacaktır ortaya. Cami ve ev restorasyonlarından bahsettiniz. Özellikle belki şunun altını çizmek lazım. Orada bir Kudüslünün evinin restorasyonunu yapmak, sadece örnek veriyorum, ne kadar 30 bin dolarlık bir masraf var ya da 10 bin dolarlık bir masraf var. Sadece ona 10 bin dolarlık bir yardım yapmak anlamına gelmiyor herhalde Kudüs'te bir evin, bir caminin restorasyonu. Milyonlar verilmesine rağmen evini terk etmeyen bir insan aynı zamanda bir manevi bir destek oluyor değil mi? Kesinlikle. Tabii yapılacakları sıralamayla bitmez. Gerçekten de mazlum coğrafyalar tabirine en iyi uyan yer. Sadece evlerini yapmayla, camilerini onarmayla veyahut da Mescid-i Aksa'daki ribat görevini yapan kardeşlerini desteklemeyle çerçevelenecek kadar dar bir alanda değil. Bizim orada yüzlerce, belki binlerce yetimimiz var. Onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Yani hani bir yetimin başını okşamak ne kadar güzel bir hasrettir. Evet. Hepimizin gıpta ettiği bir hasrettir. Orada yüzlerce, binlerce yetimimiz bizi bekliyor. Biz onların da başını okşayacağız. Onların eğitimlerini tamamlamasını da sağlayacağız. Bugün İsrail'in en çok üzerine durduğu konulardan biridir. Kudüs'teki halk eğitimini tamamlayamasın. Birçok zorluk çıkartıyor. Hepsini öncelikle kendi eğitim sistemine kanalize etmek istiyor. Çünkü kendisi İsrail tarihi anlatacak. Olmayan bir tarih yazmışlar ve bunu o Filistinli çocuklara beynine nakşetmek istiyorlar.
Biz bunu da engellememiz lazım. O çocukların eğitimi bize emanet olması gerekiyor. Belki yüzlercesini, belki binlercesini gerekirse Türkiye'ye getirerek, yani gerekirse oldukları yerde eğitim kurumlarını destekleyerek hakiki ve doğru bir eğitim almalarını sağlamamız gerekiyor. Çünkü Kudüs'ün yetişmiş insana ihtiyacı var. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın gerçekten bilgili insana ihtiyacı var. Oturduğu yerde hiçbir şey yapamayan bir genç değil. Bir zeytin ağacını biz buradan, evet orada zeytin ağaçları var mesela. Zeytin ağaçlarının ekilmesini ve dikilmesini, çoğaltılmasını da destekliyoruz biz dernek olarak. Çünkü bu onlar için bir iş alanı. Onlar için bir gelir kapısı. Ama o zeytin ağacını oraya dikecek, o zeytin ağacının nasıl verimli hale geleceğini bilecek gençlerin yetiştirilmesine daha çok önem veriyoruz. O gençler yetişmeli ki kendi işlerini kendileri kurabilsinler. Doğru. Kendi işlerini kendileri yapabilsinler. Mescid-i Aksa'nın çevresinde bizim Kudüs'te hastaneler yapmamız gerekiyor. İşte görüyoruz. Birçok olaydan sonra Müslüman kardeşlerimiz nereye gidiyorlar? Mecburen İsrail hastanelerine tedavi olmak zorunda kalıyorlar. Bizim buraya bir an önce tam teşekküllü hastaneler içinde destek olmamız lazım. Tam teşekküllü bir Müslüman hastanesi kurmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar bizim üzerimizde vecibeler. Elimizden geldiği kadarıyla. Elimizi taşın altına koyarak ne kadar yapabiliyorsak. Tabii buna geniş kapsamlı bir destek gerekiyor. Kudüs davasının siyasi bir yönü yok. Bunu ne için söylüyorum? Kudüs davası bir siyasi partinin davası değil. Tüm siyasi partilerin davası. Kudüs davası bir cemaatin davası da değil. Kudüs davası tüm cemaatlerin davası. Ümmetin davası. Ve geldiğimiz noktada Kudüs davası gerçekten ümmetin davası olmak zorunda. O yüzden her kesimden hiç kimseyi ayırmadan Kudüs dediğinde bir araya gelebilecek bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Biz Türkiye'de bunu yapmaya çalışacağız. Gençlerimizi bu konu etrafında toparlamaya çalışacağız. Kudüs masamız bu projelerimizi yerine getirirken bunu kimle yapacak? Gerçekten kalbi Kudüs'te çarpan insanlarla yapacak. Bizim siyasi parti ayrımı gözetmek gibi bir lüksümüz yok. Cemaat ayrımı gözetmek gibi bir lüksümüz yok. Kudüs diye atan her yüreği biz kucaklayacağız. Çünkü Kudüs'ün hepimize ihtiyacı var. Ve o Kudüs'teki insanlar hepimiz için oradalar. Belki de hepimizin Kudüs'e de ihtiyacı var biraz yani. Bunu kesinlikle da herhalde çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hı-hı. Çünkü özgür Kudüs için çalışıyoruz hepimiz. Hı-hı. Bugün Kudüs işgal altındayken, yani malum Selahaddin Eyyubi'nin bir anekdotu var. Yani Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedene kadar hiç gülmemiş. Ve soruyorlar, diyorlar ki yani her anı tebessümle geçen bir peygamberin ümmeti olarak nasıl gülmüyorsun, neden gülmüyorsun diye. Hı. Selahaddin Eyyubi'nin orada cevabı, diyor ki Kudüs fethedilmeden ben nasıl güleyim? Hı hı. Bunu hepimizin dert edinmesi lazım bugün şu Kudüs'te. Evet, o Selahaddin. Gerçekten de o Selahaddin önemli bir şahsiyet. Soruyorlar, diyorlar ki ya ey Selahaddin, sen Kudüs'ü fethettin ama ya fethedemeseydin? Biliyoruz Selahaddin Eyyubi çocuk yaştan itibaren Kudüs diye atmış kalbi. Örnek verdiğiniz anekdotta olduğu gibi. Hiç gülmemiş Kudüs kurtulmadan. Şimdi biraz eşelediğimiz zaman altında ne çıkıyor bunun? Selahaddin'in verdiği cevap şu: ya fethedemeseydin sorusuna cevap. Ben annemi yalancı çıkartamazdım. Öyle bir anne. Aynı oğlum, Fatih Sultan Mehmet'in aynı Kudüs'ü anası. Kudüs'ü fethedeceksin. Düşünsenize, Kudüs'ü fethetmek için büyüyen bir çocuk. Günümüzde böyle annelere ihtiyacımız var. Bugün bir Selahaddin'i doğuracak ve yetiştirecek anneye ihtiyacımız var. Bunu bizlere Mescid-i Aksa'nın bahçesinde, Kubbetü Sahra'nın altında bir Arap kardeşimiz anlattı. Hı. Evet dedi, Kudüs'ün bir Selahaddin'e ihtiyacı var ve biz de o Selahaddin'i yetiştirecek anneyi Türkiye'den bekliyoruz. İnşallah.
Ne güzel bir duygu. Evet, onlar bekliyorlar. İnşallah bizim annelerimiz, bu toprağın anneleri, oğullarına, çocuklarına Kudüs sevdasını aşılarlar. Çünkü annenin aşıladığı sevda ömür boyu gidiyor. Bir anne çocuğuna Kudüs, 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 Kudüs diye yetiştirirse o çocuk ölene kadar Kudüs için bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Bu noktada annelerimize çok iş düşüyor. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Aynen. İnşallah her anne çocuğuna mutlaka Kudüs sevdasını aşılar. Bu herhalde en büyük görev. Yani baktığımız zaman ablalarımız, annelerimiz, teyzelerimiz bu işe çok belki şey yapamıyorlar, sahiplenemiyorlar ama aslında en önde onların sahiplenmeleri lazım, bu şuuru vermeleri lazım. Şu anda bu yayını izleyen bütün izleyici diyebiliriz herhalde. Çok basit bir şey. Bu sefer Mirasımız Derneği'nin projelerine destek istemeyeceğiz. Bu sefer diyoruz ki evimizde çocuklarımızın beynine nakş olacak bir Kudüs köşesi yapalım. Değil mi? Belki bir tablo, belki bir biblo. Anne bu ne? Oğlum Kubbetü Sahra. Baba bu ne? Oğlum kızım Kıble Mescidi. Bunu görmeliler. Çocuk o sarı kubbeyi gördüğü zaman aa baba bu Kubbetü Sahra demeli. Yani kalbinde bir Mescid-i Aksa olmalı. Zihninin bir yerlerinde bir Mescid-i Aksa olmalı herhalde. Filistin'de kardeşi olduğunu bilmeli. Evet. Yani bir çocuk bir kardeşinin de Filistin'de olduğunu hissetmeli. O yüzden anneler, ablalar, çünkü bu iş evde. Evden dışarıya taşıyor. İnşallah bunu sağlayacak. Bu gördüğümüz kadarıyla ülkemizde gerçekten bu dertle dertlenen, bu dertle üzerine almış birçok insanımız var. Evet. Bunlarla bir araya geleceğiz. Hep beraber bu derdin, bu tasanın çözülmesi için, Filistin'deki kardeşlerimizin yalnız kalmaması için üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Biz genç aktivistler olarak Kudüs masamız özellikle bu konuda her türlü faaliyeti altına imza atacak. Ve bu konuda da sizlerin her zaman yanınızda olacağız inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz abi bu güzel sohbetinizden ve iştirakinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Programımızın artık sonuna geldik. Ezana 1-2 dakika kaldı. Biz son hatırlatmalarımızı yapmak istiyoruz müsaadenizle. Evet, Kudüs dedik, Mescid-i Aksa dedik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da olan olayları size kısmen yaşatmaya çalıştık. Bunları nasıl yaşayacağız, nasıl yaşatacağız? Evlerimize muhakkak Kudüs'le alakalı bir iz bırakacağız. Kardeşlerimizin ve çocuklarımızın beynine nakş olacaklar. Evet, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Mirasımız Derneği'nin yaptığı çalışmalara mirasimiz.org.tr adresine girerek online bağış bölümünden destekte bulunabilirsiniz. Yine mirasimiz.org.tr adresinde bulunan hesap numaralarından havale veya EFT yöntemi ile bağışlarımızı ulaştırabiliriz. Detaylı bilgi için 212-524-0101 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Şu anda hali hazırda kardeşlerimizin telefonun ucunda beklediğini bilmeniz gerekiyor. Ve son olarak hemen son sularınızı yudumlarken 5772'ye bir SMS gönderin. Sizinle beraber Mescid-i Aksa'da da bir Müslüman kardeşiniz sahurunu yapsın diyoruz. Evet, İstanbul için imsak vakti. Cenab-ı Allah tutacak olduğunuz oruçları kabul etsin inşallah.